Gerçekten büyük bir samimiyetle her düzeyde Yunanistan'la problemlerimizin uluslararası hukuk çerçevesinde, iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde, diyalog yoluyla, siyasi çözümler bulmak yoluyla ve ortaya çıkacak barış ve huzur ortamında tüm iki tarafında halklarının, milletlerin, Yunan ve Türklerin bu zenginliklerden yararlanarak güven ve refah içinde yaşaması. Bizim samimi kanaatimiz bu. Samimi dileğimiz, temennimiz bu. Fakat maalesef özellikle bazı siyasiler Yunanistan'da bastıra bastıra saldırgan eylem ve söylemleriyle ikili ilişkileri bozmak için sorunlara aklen, mantıken çözüm bulmak yerine gerilimi tırmandırmak suretiyle kendilerince kendilerine bir yer hazırlıyorlar. Fakat bunların beyhude gayretler olduğunu, bu tür söylemlerle, bu tür eylemlerle hiçbir şekilde Türkiye'ye galebe çalamayacaklarını bilmeleri gerektiğini her fırsatta söyledik, söylüyoruz arkadaşlarım. Bu konuda bizlerin yaptığı çalışmalar, yaptığımız, aldığımız tedbirler onlara ders olmalı. Fakat maalesef olaylardan ders çıkaramıyorlar. Bu konuda biz sürekli olarak hem siyasi hem asil liderlerine akla davet ediyoruz, mantığa davet ediyoruz ve olaylara aklı selim de bakmalarını bekliyoruz. Nitekim bazı emekli askerler, bazı emekli siyasiler, bazı akademisyenler bunları gördüler. Ve bizim Türkiye'nin, Türklerin bu tezlerini de orada kendi yayın organlarında telaffuz etmeye başladılar. Türkiye'nin haklı olduğunu, Türkiye'nin de haklı olduğunu, olaylara bu şekilde de bakmak gerektiğinde tek tek ifade ediyorlar. Bu da bizim için gerçekten memnuniyet verici. 10.10 TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.